Kızım sen nasıl bu kadar rahatsın ya? Ay deli olacağım vallahi. Bu meseleden artık çok yoruldum anne. Yeteri kadar düşündüm, yeteri kadar dert ettim. Daha ne yapayım? Elif. Bugünkü olayı kocana nasıl açıklayacaksın? Bayağı. Her şey olduğu gibi anlatacağım. Ben utanılacak bir şey yapmadım. Yılmaz'ın orada olmasından da sorumlu ben değilim. Biliyorum ama öyle görünmeyecek. Onun için nasıl konuşacağını iyi bilmen lazım. Nasıl yani? Yani öyle her zaman gibi dik dik konuşma. Azıcık politik olmayı öğren. Vallahi kusura bakma anne. Ben böyleyim. Başka türlüsü elimden gelmez. Ne oldu? Niye kalktın? Ömer yarın dönüyor. Geç kalmadan eve gideyim artık. Beni habersiz bırakma, tamam mı? Merak ederim şimdi. Tamam anneciğim. Hadi güle güle. Ali'nin aklı burada kalmadıysa ben ne olayım? Döner dönmez düşer yuvaya, merak etme. Kerem, ne oluyor bakalım? Nalan'la aranız nasıl? Bildiğin gibi abi, iyidir işte. Nalan'ı iyi tanırım. Sana kök söktürür, haberin olsun. Ne diyorsun abi, şimdiden başladı. Afiyet olsun abi. Sağ ol. Sağ ol. Ya ben size yeni bir şeyler yapayım. Bugün seni zor durumda bıraktım değil mi? Kusura bakma. Tır 3 saat geç geldi abi. Ama Ali'nin seni masaya oturtacağı hayatta aklıma gelmezdi vallahi. Ali bu. Aklına bir şey eserse yapar bilirsin. Kendini kötü hissetmedin değil mi? Hayır. Eski günlerdeki gibiydi her şey. Herkes bir aradı. Öyle. O günlerin kıymetini bilemedik. Hiçbirimiz. Bence Elif de bunu hissetti. Onu özlüyorsun. Sizin ayrılacağınız kimin aklına gelirdi ki? Kavuşamayınca aşk oluyor derler ya. Doğru galiba. Olsun be Yılmaz. Boş ver. Bakalım hayat bize daha neler getirecek. Alo. Ekrem neredesin sen? Merak ettim. Neredeyim? Dolaşıyorum. Bu gece kulübe gelmedin. Evet. Neden? Ben kısa bir ara verdim. Devam edeceğiz, gelsene. Sağ ol. Ama artık boş ver, başka zaman. Peki, öyle olsun bakalım. O zaman iyi geceler. İyi geceler. Nikahtan sonra sana yetişmeye çalıştım ama olmadı. Bu konuda konuşmamız lazım. Neden? Gördüğünü yanlış anlamandan korktuğum için. Merak etme. Ben hiçbir şeyi yanlış anlamıyorum Elif. Sema ve Ali ikinizin de yakın arkadaşı, bunu biliyorum. Filiz lütfen otur. Artık yatmayı düşünüyorum. Filiz oturur musun?
böyle davranarak beni suçlu durumuna ittiğinin farkında mısın? Her zamanki gibi mesafeli ve soylu duruyorsun. Ama inan bana, bu hiçbir şey çözmez. Bazen olanları bütün çıplaklığıyla konuşmak iyidir. Ağzına geleni söylemek, salya sümük ağlamak. Bunlar neyi çözer peki? İle de bir şey çözmesi gerekmiyor. Ama insanca şeyler. Sen hep en ideali neyse öyle davranmak istiyorsun. Ama bana o kadar kızgınsın ki konuşamıyorsun. Öyleyse cevap ver bakalım. Nasıl oldu da o masada yan yana oturdunuz? Aslında Ali'nin şahidi Yılmaz değildi. Salih işi çıkınca geç kaldı ve zorunlu olarak... O kadar insanın içinde nedense Yılmaz'a iş düştü, öyle mi? Onlar çok yakınlar. Sema ve ben gibi. Bana masal anlatma. Sizi gördüm. Halinizden de çok memnundunuz. Ne yapsaydık? Arkadaşlarımızın en mutlu gününde surat asıp otursa mıydık? Ben asıl Ömer'e bunu nasıl anlatacağını merak ediyorum. Sana anlattığım gibi. Bir şey saklamayacağım. O da benim gibi hissederse işin var. Evet. Bu aralar çok hassas. Bu konu onun canını iyice sıkmaktan başka bir işe yaramayacak. Tahmin ettiğim gibi. Şimdiden yan çizmeye başladın bile. Sadece onu düşündüm. Nerede o sözünü sakınmayan doğrucu Elif? Yani anlatmamı istiyorsun. Ömer'in üzülmesi umurunda değil. Çünkü asıl derdin benim mutsuz olmam. Sen o kadar mutsuzsun ki bunun sorumlusu olarak beni görüyorsun. Tamam. İstediğin gibi olacak. Zaten lafa eğip bükmek bana göre değil. Her şeyi olduğu gibi anlatırım Ömer'e. Biliyor musun? Zaten suçlanmaktan çok sıkıldım. Artık ne olacaksa olsun. Beni çağırmışsın abi. Ekrem, bizim otelin personel kostümlerini hiç beğenmedim. Çok kalitesiz, çok zevksiz. Birçok firmadan teklif aldık ama gelenler bunlar. Koskoca İstanbul'da başka firma yok mu Ekrem? Bizim işi karşılayacak kapasitedeki firmalar bunlar. Daha ileri var ama butik işler yapıyorlar. Başka bir çözüm bulmak şart. Bir de ben düşüneyim bakayım. Başka bir şey var mıydı? Yok. Ha Ekrem, kulübe haber ver, yer ayırsınlar. Bu gece Canan dışarı çıkmak istedi. Uzun zamandır ilk defa. Bu iyi haber. Öyle. Tamam abi, hallederim. Buyurun. Gece konuştuklarımızı düşündüm. Bazı konularda çok doğru şeyler söyledim. Neredeyse kendime acımaya başlamıştım. Birinin beni sarsmasına ihtiyacım varmış. Ayrıca Ömer konusunda da haklısın. Onun aklını bulandırmamak lazım. En iyisi ona nikahtan bahsetme. Zaten hayatında ilk kez bir kadına güvenmişti. O da sensin. Her şeyi yanlış anlarsa bir daha onu toparlayamayız Elif. Tamam. Ona söylemem. Ama her konuda haklı değilsin. Öyle görünmüş olabilir ama senin mutsuzluğunu istemem. Lütfen böyle düşünme. Kabalaştıysam özür dilerim. Annem kızdığım zaman kötü konuştuğumu söyler durur. Ama iyi geldiği kesin. Ömer'in uçağı indi. Şoför onu almaya gitti. Yoldadırlar, neredeyse gelir. Biliyorum, konuştuk. Geldi galiba. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Hoş geldin. Ne haber hayatım? İyiyim, sen? Yolculuk nasıl İyi. Geçti? Yolculuk işte. Ne haber Filiz? Haberler sende. Babam yok mu? Yok canım. Erkenden işe gitti. Toplantısı varmış. Aslında
Ben de hemen çıksam iyi olacak. Acilen bir toplantı yapmam lazım. Haberlerim var. Siz de geliyor musunuz? Evet, ben geliyorum. Ben de. Neler olduğunu anlatmayacak mısın Ömer? Toplantıda anlatırım. Ama babam toplantıda olmasa daha iyi. Ona sonra anlatırım ben. Çok merak ettim. Nasıldı nikah? İyi, bildiğin nikah işte. Ben de gittim. Öyle mi? İyi yapmışsın. Neyse, biz çantalarımızı falan alalım da çıkalım artık. Tamam, hadi bekliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.